Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, Hollanda'nın Amsterdam şehrinden, Kalverstraat'tan 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli dostlar, değerli canlılar, Hollanda'da pandemi günleri eskisinden de daha gevşek seyrediyor. Yasaklar gittikçe kalkıyor. Gördüğünüz gibi bugün bir festival vardı, karnaval vardı, yürüyüştü. Ben de işlerinden yer aldım. Bir saatlik size orada canlı yayın yaptım Facebook üzerinden. 10 binlerin arasına korkusuzca girdik, yürüdük. Değerli dostlar, değerli canlar, az önce de geldik. Rembrandt Play'in olduğu yerde Kerbela şehitlerini anmak için insanlarla sohbet ediyorlardı. Resimler paylaşmışlardı. Onu da sizinle paylaşacağım. Bir de İmam Hüseyin aşkına şerbet ikram ediyorlardı. Biz de şerbetimizi içtik. Ve Yezid ve zalimleri lanetledik. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, ülkemizde haberlerini izlediğinizde görüyorsunuz ki utanmazlık, aymazlık, zulüm devam ediyor. Kumpasa uğradınız diye bıraktıkları generalleri bu defa yeniden yargılayıp hapse attılar. 85 yaşındaki generalları tutup hapse attılar. Değerli dostlar, değerli canlar, madem bu insanlar suçsuzluğu, suçluydu, niye bıraktınız? Kumpasa uğradılar diye bıraktınız. Şimdi de tutukluyor, yargılıyorsunuz AKP'nin mahkemelerinde. Değerli dostlar, değerli canlar, kindar nesil demek ki buymuş. Bunlara lanet olsun. Bunlar Yezid gibi kindar, bunlar zalim, bunlar zulmedenlerden. Evet, beşli çete bir yandan milletin parasını dolandıran, 700 bin dolarlık saati koluna takan, ayakkabı kutularında rüşvet alanların hiçbiri yargı önüne çıkmadı. Ya Tayyip Erdoğan, senin ocağın sönecek sönecek ya. Neslin bitecek senin ya. Senin gibi bir imansız yeryüzüne daha hiç gelmedi. Kerbela'da su vermeyen Yezidleri solladın ya. Lanetler olsun sana, zaten olacak yani. Kolay kolay ölmeyeceksin. Sürüneceksin, ahirette de cehennemde yanacaksın. Allah belanı versin. Değerli dostlar, değerli canlar, paşalara eziyet ediyorlar. Yıllarca ordumuza, insanımıza hizmet eden bu kahramanları teröristmiş gibi hapse atıyorlar bu yaşta. Ben bunu kınıyorum, lanetliyorum. Paşalarımızın suçu, günahı yoktur. Zerre kadar yoktur. Keşke o güçlü ordumuz olaydı. Böyle zübüklerin, böyle münafıkların, böyle satılmışların karşısında durabileydi. Ülkemiz halkının birlik beraberliğini sağlayabileydi. Darbeyi kendi yapıyor, güya darbecileri içeri atıyor. Öyle bir zulüm devam ediyor ki akıl alır gibi değerli dostlar. Türkiye'de yandaş kayırmanın bu denisi görülmemiştir tarihler boyunca. Maviye döneminde vardı biraz yandaş kayırma, biraz adam kayırma vardı. Ama o bile bu kadar değildi. Ben böyle bir taraf tutma, ben böyle bir taraflı davranma hiç görmedim. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye kalkanları tuttunuz, hemen salıverdiniz. Usulen yargılıyorsunuz. Adamlarınız televizyon istasyonlarının yanında çıkan, yayın evlerinin yanında, Halk TV'nin önünde adam dövüyorlar, eşkıyalık yapıyorlar. Hiçbiri ceza giymiyor. Ön kapıdan girse arka kapıdan çıkıyor. Ama sizden olmayan biri olunca orada yıllarca hapishanelerde çürüyor, işkence görüyor, zulüm görüyor. Bunları bilmiyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan zihniyetindeki bir AKP emperyalizmin emrindedir. Emperyalizmin boyunduruğu altındadır. Evet, bağışlayın, bir öküze boyunduruk takılır gibi Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönetimine boyunduruk takmıştır ABD ve emperyalizmi, İsrail Siyonizmi. Bunun boynuna
takmışlardır. Evet. Boyunduruk altındadır. Bu yüzden her emri yerine getirmekle mükelleftir. Değerli dostlar, değerli canlar, yıllarca ülkemize gitti, Suriye'yi karıştırdı, müdahale etti. Suriye'nin iç savaşa uğramasında, Suriye'nin yağmalanmasında, talan olmasında önderlik yaptı, öncülük yaptı. Ve kabak bizim başımıza patladı. Ülkemize 5 milyondan az olmamak üzere 6 belki de 7 milyon Suriyeli doldu. O yetmiyor, şimdi Afganistan'dan ülkemize yığın yığın insanlar geliyor. Gelenlerin arasında çocuk yok, gelenlerin arasında ihtiyar yok, gelenlerin arasında yaşlı insan yok, bayan yok. Gelenlerin hepsi tam asker olacak insanlardan oluşuyor. Onların her biri de gene IŞİD militanı gibi militanlar. Bunların hepsi silahlandırılırsa sakın şaşmayın. Bunların arkasında yatan plan çok sinsi bir plan. Türkiye'yi iç savaşa sokma planıdır. Türkiye'yi zaten gruplaştırdılar. Zaten birbirinden nefret eder hale getirdiler. Şimdi de bunları milis silahlı gücünü kullanarak, zaten ordumuz da darmadağın edildi. Orduları tarumar oldu Atatürk'ün deyimiyle. Şimdi ordusu olmayan bir ülke konumundayız. Evet, bizim bütün gücümüz, kuvvetimiz halkın bağrından olan ordumuzu. Ordumuzu da bertaraf etti. Paşaları zindana tıktı. Kimini hasreti kahrından öldü, zulme uğradığı için. Kimileri darmadan oldu, kimisi de satıldı, emri altına girdi. Baştaki or general gibi, Hulusi Akar gibi. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Devran böyle devam etmez. Türk milleti aydınlaştı. Ne yapsalar da geri Afgan'ın burkaları altına kimseyi koyamazlar. Afgan'daki insanların uçaklara tutunmaları, uçağın da ona rağmen hareket etmesi, o insanların ölümünü hiçe sayması gerçekten yüreğimizi burktu. O uçaklar uçmamalıydı o şekilde. İnsanlar kendine tutunmuş, önü ardı insan dolu, çiğnemeyi, ölmelerine hiçe saymayı kınıyoruz. İnsani değildir. Denilebilir ki neye layıksa öyle yaşasınlar. O insanlarla emperyalist devletler de oynadı. Yıllarca oraya demokrasi getireceğim dedi. Kendi kinini, kendi intikamını aldıktan sonra onları yarı yolda öylece perperişan bıraktı. Emperyalizm zaten öyle yapar. Gelir, bölür, dağıtır, bırakır gider. Ne değerin varsa onu da alır, beraberinde gider. Savaş masrafı diye de seni dünyanın parasını alır, seni borçlu düşürür, yaşanmaz hale getirir. Biz bunu Irak'ta görmedik mi? Irak devletinin borcu düşürmedi mi? Evet değerli dostlar, değerli canlar. Şu anda bilmiyorum çekim nasıl ama bu haftada şu anda şarjımız bitmek üzere, daha uzun bir program yapamıyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir başka canlı yayında görüşelim diyorum. Paşalara yapılan zulmü nefretle kınıyorum. Afganistan, Türkiye, Afganistan hiçbir zaman olmayacak. Afgan'daki kadınlara da yardım edelim. Elimizden ne geliyorsa insani yardımlarımızı yapalım. Evet değerli dostlar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir başka canlı yayında buluşalım diyorum.